Ziraat mühendisi, tarım danışmanıyla sen herkese selamun aleyküm. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Değerli izleyicilerimiz bugün size evde herhangi bir katkı maddesi kullanmadan üzüm çeliklerini nasıl köklendirebilirsiniz o konu hakkında kısa bir video paylaşmak istedik. Sizler de beğendiğiniz herhangi bir üzüm çeliğini söylediğim şekilde basit bir şekilde köklendirebilirsiniz. Şimdi sizlere bu videonun devamına geçmeden önce arkadaşlar Önceki sezonlarda da bizler üzüm köklendirme işlemi yapmıştık. O konuyla ilgili videolar da kanalımızda var izleyebilirsiniz. Şimdi bu konuyu anlatmadan önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayız. Arkadaşlar yapacağımız işlem çok basit. Öncelikle tek yıllıkla sürgünlerden çelik alıyoruz ama çeliklerimizin kuru olmaması gerekiyor. Yani pişmiş sağlam olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar iç yapısı halen yeşil. Zaten bunlar yeni kestim. Ve ortalama 3 ya da 4 göz alıyorsunuz. Bakın ben 3 göz üzerinden aldım. Ve en alttaki şu gözüm buradan şu şekilde arkadaşlar çizikler atıyorsunuz. Bakın şu şekilde çizikler atarak bakın şöyle. Bu bölgelere bu şekilde çizikler atıyoruz ve bu çiziklerin olduğu yerlerden bitki kök çıkarmaya başlayacak. Bütün aldığımız çelikleri aynı şekilde yapıyoruz. Ve ben ee bunu haricinde başka bir yöntem ile üzüm çeliklendirme videosu sizlerle tekrar paylaşacağım birkaç gün içerisinde. Şu şekilde arkadaşlar bunu yapıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere. Ve bir pet bardağına da su koyduk. Bu su içerisinde herhangi bir katkı maddesi yok değerli üyelerimiz. Şu şekilde göstereyim. Ve bunu içerisinde şekli bir strafa parçası yerleştiriyorum ben. Ha, i̇ster yerleştirebilirsiniz. isterseniz yerleştirmeye de bilirsiniz değerli üyelerimiz. Şuradan şu şekilde üzüm çeliklerimizi su içerisinde koyuyoruz. Bakın. İyice yerleştirelim. Bakın şu şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bunu şu şekilde bırakıyoruz. Bakın. Bunu oda sıcaklığında bıraktıktan sonra zaten belli bir süre sonra bu üzüm çelikleri şu alt kısımlardan çizik attığımız bölgelerden köklenmelere başlayacak ve daha sonra köklendikten sonra bunları uygun toprağa uygun saksıya dikim işlemini yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.